Omnisiyah Master kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karakter lore hikayemizde Teklis ile karşınızdayım. Teklis, Hotek Kulesi'nin yüksek ilim ustası ve dünyadaki yüce elfler arasında yaşayan en büyük büyücüdür. Teklis, eski bir Evur kuyunu olan Astralin ve ilk doğan oğulları Morelion'un aracılığıyla ilk Phoenix kralı olan Enerion'un soyundan gelmektedir. Bu nedenle aynı zamanda hem Malekith'in Enerion'un Morathi'den ikinci oğlu hem de şu anki Evur Queen Alariel'in uzaktan akrabasıdır. İkiz doğmuş olmalarına rağmen Tyrion'la Teklis çok farklıdır. Tyrion uzun boylu, gururlu, güçlü bir karakter ve fiziğe sahipken Teklis zayıf ve hastaydı. Büyü yeteneklerine rağmen sağlığını korumak için iksirlere ihtiyaç duyar ve o kadar büyüsüne rağmen hastalığını ortadan kaldıramazdı. Tyrion, Evur Queen Alaryon'un şampiyonu ve eşi, Ulta'nın yaşayan en büyük savaşçısı iken, Teklis ise zayıf vücuduyla sadece zihnini güçlendirmeyi ve büyü güçleri elde etmeyi başarmıştı. Teklis ayrıca bir Asur için son derece sıra dışıydı. Çünkü Ulta'nın dışında daha geniş dünyanın endişelerini paylaşır, onlarla ağlar, onlarla güler, beraber yemek yerdi. Bazen büyülü yeteneklerini imparatorluğun ve hatta cücelerin savunmasında kullanırdı. Teklis'e göre bu duygusallık değil, pragmatizmdi. Bazı asurlular dünyanın geri kalanını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmakla yetinirken, Tyrion gibi, Kara Elflerle süregelen kan davasıyla meşgulken, Teklis dünyanın diğer uluslarını tehdit edecek kadar büyük güçlerin büyük olasılıkla daha da kötüleşeceğini, daha da güçleneceğini bildiği için Ulta'na gelmeden önce dışarıda halletmeyi uygun buluyordu. Kaos'a karşı yapılan büyük savaşta Dindar Magnus'un yardımıyla Finubar, Teklis'i ve iki Lore Master Finrir ve Yirti'yi ile göndermeyi kabul etti. Bu nedenle o ve arkadaşları eski dünyada Kaos'a karşı büyük savaş sırasında oldukça aktifti. Ve daha sonra Altdorf'ta Sihir Koleji'ni kurmasını isteyen Dindar Magnus'u güvenilir danışman oldular. Bu onu imparatorlukta genellikle tarih kitaplarında yazılan yarı efsanevi bir figür haline getirdi. Teklis ayrıca imparatorluk büyücüleri tarafından kullanılan büyü dilini oluşturan Eltharion dalında icat etti. Büyük savaştan sonra ayrıca Godrex ve Felix ile beraber yaklaşık 20 yıl beraber takıldıkları ve Albion'a kadar beraber gittiklerini biliyoruz. Kaos fırtınasında Teklis, Middenheim'in yardım çığlıklarına karşılıksız kalmayarak kılıç ustalara ve deniz muhafızlarında bir müfrezeye liderlik ederek Kaos Fırtınası'na karşı rol oynadı. Teklis, Karanlık Usta Belakor tarafından yönetilen tüm şeytani orduyu tek bir büyüyle yok etmeyi başardı. Ama o savaş sırasında insanların kendine çok kibirli ve çok güvendiğini görerek insanları terk etme kararı aldı. Ve kuşatmanın kaldırılmasında çok az bir rol oynadı veya hiç rol oynamadı. Ahir zamandan önce Teklis büyük ihtimalle Warhammer dünyasında en güçlü büyücüydü. Korkunç annesi Morathi'nin ayaklarının dibinde büyü öğrenen ve becerinin 1000 yıl boyunca geliştiren Nakkarot'un cadı kralı Malekith bile Teklis'in kendini bir büyüde yendiği Vinuvalu Ovası Savaşı'nda hemen sonra Teklis'le yüzleşmemeye çok dikkat ederdi. Düello yaptı ve Duriki'nin moralleri ölümcül bir darbe alarak sahadan çekilmeye zorlandı. Teklis'in aynı zamanda cüceler ile imparatorlukla beraber takıldıkları, onlara imparatorlukları büyü öğrettikleri, cücelere ise rün taşlarıyla beraber büyüyü nasıl hapsettiklerini öğrettiğini biliyoruz. Teklis her ne kadar da kardeşi tarafından zıt olunsa da dünyanın kaos tarafından işgal edilmemesinde en büyük rolü oynayan karakterlerden biridir. Ve Teklis'in bu sözü her zaman en ünlü sözleri olmuştur. Evet, insanlara gerçek büyünün yollarını öğretmek bir risktir. Ayartmaya ve yolsuzluğa eğilimliler. Yine de yapmazsak eski dünya kesinlikle düşecek. Ancak bir orta yol var. Onlara disiplinle izleyecekleri bir yol göstereceğiz. Onlara öğreteceğiz. Ama onları yakından takip edeceğiz. Evet arkadaşlar, karakter hikaye bölümünde Teklis'le karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir.
Salı günü Warhammer Total War Warhammer 3'ün Immortal Empires yayını olacak. Hepinizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.